Günün raporun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun. Aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. O kadar çok sorulacak, konuşacak çok şey var. Biraz önce Ahmet Kemil Erozan buradaydı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ama sizi görünce aklıma hemen belediyeler geliyor. Yani normal. Vakıfbank'tan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haciz savunması diye bir haber vardı bugün. Biliyorsunuz önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Bey'in makam odasının sandalyelerine kadar, masasına kadar inanılmaz bir ortam yaşandı. Ardından İstanbul Vakıflar Bankası'ndan bir alacaklıdan dolayı ne olduysa birdenbire haciz, borç, ipotek falan derken hacizi koydular. Şimdi bugün parlamentodan aldığım bir haber, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de kuşatmışlar. Yine geçmiş dönemdeki olaylarla ilgili. Sayın Torun, bunları takip ediyorsunuz siz mutlaka, eminim ondan. Çünkü işinizi iyi yapan bir insansınız. Nedir bu olay? Yani halkın sandığa gidip milli iradeyi gerçekleştirip bir belediye başkanı seçmesinden sonra iktidarın görevi o belediye başkanını mengeneye alıp sıkıştırmak, haciz etmek, adam göndermek ya da yardımlarını engellemek, çalışmasını engellemek mi? Yoksa genel yönetim olarak yerel yönetimin işini kolaylaştırmak mı? Nedir bu yaşananlar? Şimdi tabii Fatih Bey, gerçekten çok özel günler yaşıyoruz. Ben öncelikle bugün şehitlerimiz var. Tabii, tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Gerek Van'da gerekse Siirt'te ülkemizin başı sağ olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Şimdi seçimlerden önce belli iddiaları ortaya koydular. Belediye başkan adaylarımızı karaladılar, bizi karaladılar ve bir anlayış içerisindeydiler. Ne yaparsak en iyisini biz yaparız, bizim dışımızda hiç kimse bir şey yapamaz. Ama tabii bütün vatandaşlarımızın, bütün seçmenlerimizin onayıyla, onların verdiği güvenle belediye başkanlarımız seçildiler ve görevlerine başladılar. Ve başarıları da her geçen gün artmaya başladı. Onların seçim esnasındaki iddialarının hiçbiri yer bulmadı. Yardımları kesecek dediler, teröristlere iş verecek dediler. Bir sürü ithamlarda bulundular ama bunun tam tersi, yardımlar arttı, hizmet arttı, vatandaş hiç ayrıştırılmadan, hiçbir şekilde ötekileştirmeden sahiplenildi, sorunları çözülmeye çalıştı. Bu durum ortaya çıkınca inanılmaz bir hırsa kapıldılar, kıskançlığa kapıldılar. Hani her şeyi biz yaparız, her şey bizim elimizden çıkar diyorlardı ya. Bu olmayınca şimdi belediyeleri, muhalefet belediyelerini, Millet İttifakı'nın belediyelerini nasıl çalıştırmayız, onları nasıl başarısız gösteririz, nasıl onların önünü keseriz, onların hizmetlerini nasıl engelleriz, bu çaba içerisindeler. Biliyorsunuz geçmiş süreçlerde de birçok şey yaşandı. Onlara girmek istemiyorum ama daha dün sıcağı sıcağına Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın makam odasına haciz gönderdiler. Bir fotoğraf var. Arkadaşlar getirin o fotoğrafı. Zeydan Karalar'ın, evet bu burada sabitlen arkadaşlar. Dönün şimdi, bir geriye. Zeydan Karalar'ı bir görelim tekrar. Böyle bir şey olmaz. Şimdi Fatih Bey. Sayın Başkan bakın, bu belediye başkanı. Burası Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odası. Halka hizmet verilecek. Halkın sorunları gündeme getirilecek. Halka gidilecek. Bir belediye başkanına böyle bir muameleyi ne hukuk reva görür ne devlet buna izin verir. Nedir bu tablo? Şimdi bakın... Borç 2006 yılında oluşmuş bir borç. Yani seçilmeden 3 yıl önceki bir borç. Ve kaldı ki belediye başkanımız bunun 6,5 milyon lirasını, eski parayla 6,5 trilyon lirasını ödemiş. Geriye 5,8 trilyon lira, yani milyon lira kalmış ve ödeme devam ediyor. Siz bu süreçte ödemeler devam ederken, yani orada geriye kalan 5,8 milyonluk alacağınızın karşılığında en fazla etse 50 bin lira, 100 bin lira eder. Orada haciz ettiğiniz koltuktu, masaydı, sandalye. Onunla mı alacağınızı alacaksınız? Onunla mı alacağınızı tahsil edeceksiniz? Bu tamamen belediye başkanımızı halkın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışmakta. Adana Büyükşehir Belediye'mizi sanki böyle borçlarını ödeyemez, iflas etmiş bir konuma gelmiş gibi göstermeye çalışmakta. Bu Adana halkının cezalandırılması değil mi? Bu bir belediye başkanına verilmiş bir ceza değil bence. Kesinlikle, kesinlikle Fatih Bey. Bakın başkanımız orada yerde de hizmet verir. Masası olmasa da hizmet verir. Kaldı ki makamlara sıkışmış, sadece makam odasından hizmet verir bir belediye başkanımız değil ki. Sürekli sahada olan, sürekli alanda olan, hizmetleri yerinde tespit eden ve sorunları çözümünü sürekli alanda ortaya koyan bir belediye başkanımız. Onun makam odasına da ihtiyacı yok. Onun insanların gönlündeki makam yeter zaten. Adanalıların gönlündeki, yüreğindeki makam, kalbindeki makam yeter zaten ona. Ama mesele burada başka bir şey. Bakın borç, MHP'li belediye başkanının döneminden kalan borç. Borcu teslim alan kim, ödemeye çalışan kim? CHP'li belediye başkanı, Millet İttifakı'nın belediye başkanı. Peki ilk tweet'i atan, ilk bu konuda eleştiriyi getiren kim? AKP'li Genel Başkan Yardımcısı. Aslında burada farklı bir algı var, farklı bir anlayış var. Ama ne yaparsa yapsınlar, Adanalı gerçeği biliyor. Adanalı hemşehrilerimiz Zeydan Karalar'ın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın nasıl hizmet verdiğini biliyor. Bakın her ay 60 milyon açık veren bütçe, eksi bakiye veren bütçe bugün artık artı veren bütçe haline gelmiştir. Her ay aylık 60 milyon lira açık veriyordu Adana Büyükşehir Belediyesi. Sayın Başkan bunu kapattığı gibi şimdi artıya geçti ve o artı değerle de hizmet vermeye çalışıyor. Burada yapılan olay Adanalılara karşıdır. Adanalı hemşehrilerimize karşıdır. Bu olayla artık çaresiz kalan yapılar baktılar ki hizmetlerin önünü kesemiyor. Hiçbir şekilde bunların algılarını düşüremiyor. Ne yapabiliriz acaba bu belediyeler için? Ne yapalım? Bunları itibarsızlaştırmaya çalışalım. Bununla itibarsızlaştırma olmaz. Bu sadece olsa olsa Adana halkına yapılmış bir harekettir, hakarettir. Bunu da Adana halkı gayet iyi biliyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Oraya geçmeden bir şey söyleyeyim, oraya devam edin Sayın Torun. 31 Mart seçimlerinden sonra Recep Tayyip Erdoğan kendi yandaşlarını kabul ederken şunu söyledi. Hiç merak etmeyin dedi, bunlar topal ördek dedi. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Yeni seçilen Büyükşehir Belediyesi. Ne dediğini anlamamıştık ama şimdi anlıyoruz. Topal ördek sözcüğü Amerika'da gitmekte olan başkanlar için kullanılan bir siyasi sözcük. Ama şu anda o söz kendisi için söylenebilir. Topal ördek durumuna kendisi düştü. Artık milletimiz gerçeği gördü. Ve inanıyorum ki önümüzdeki ilk yapılacak seçimde de gönderecek. Şu anda kendisi öyle büyük bir laf etti ama kendisi aynı duruma düştü. Şu anda belediyelerimiz meclisteki her türlü ön kesmelere rağmen devletin, daha doğrusu bu hükümetin her türlü dayatmasına, hukuksuz uygulamalarına, her türlü engellemelerine rağmen gene çözüm üretiyorlar. Gene vatandaşımız hizmetindeler. Hiçbiri de mazeret üretmiyor. Burada yaşanılan aslında yani Zeydan Karalar'ın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaşadığı olay gerçekten çok komik bir olay. Demin de ifade ettim Fatih Bey. Sonuçta 5,8 milyon lira kalmış. 6,5 milyon lirası ödenmiş bu borcu ki 2016'nın borcu bu. Borç ödenmeye de devam ediyor taksitle. Sizin alacağınız oradaki 50 bin liralık koltuk mu sizin alacağınızı tahsil edecek? 50 bin lira mı sizin alacağınızı bitirecek? Bunun altını çizmek isterim. Burada amaç belediyeyi ve belediye başkanı itibarsızlaştırmaya çalışmak. Sanki belediye borç yükü altında hiçbir şey yapamıyor gibi göstermek. Artık Adana'nın asfalt dökülmeyen hiçbir yeri kalmadı. Adanalı gerçekten şu anda süratle hizmete kavuşuyor. Çok daha yapacak işleri var Sayın Başkan'ın ama bunlar bizi asla ve asla etkilemez. Ve bu yapılanı da Adana halkı gayet iyi biliyor. Bununla ilgili Adanalı da olan Sayın Sözcü demiş ki hiçbir belediyenin borçsuz devralınmadığını, siyasetçinin yeteğini hem bu borçları verip hem de hizmetleri yapabilmesi demiş. Doğru demiş. Doğru. Ama şunu söylemek lazım. Bu belediyenin borçları nasıl oluşmuş? Bu belediye bu kadar yüksek borçlanma nasıl yapmış? Buyurun işte Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız açıkladı. yandaş firmadan 1,5 liraya topladığı fidanları askiye 15 liraya satmış. 1,5 liralık fidanı yandaşı 15 liraya satmış askiye. Halbuki Orman Genel Müdürlüğü de ben size bedava verebilirim bunu demiş. İşte borçlar böyle oldu. Yandaşa para kazandıracağım diye, yandaşa gelir sağlayacağım, ona kaynak aktaracağım diye bu milletin vergileriyle ödediği paraları onlara peşkeş çekeceğim diye oluştu bu borçlar. Gönül belediyeciliği dediler ama vatandaşın gönlünü hoş tutma yerine yandaşın gönlünü hoş tuttular. Vatandaşın gönlünü kazanma yerine yandaşın gönlünü kazanıp onlara aktardılar bu paraları ve bu paralar haksız kazançlardır. Birçoğu usulsüz harcamalardır. Yandaşa para kazanma adına yapılmış işlem ve eylemlerdir. İstanbul'a gelelim dediniz. İstanbul'a gelelim. Bu Vakıfbank işi yine enteresan. Yani bir devletin kamu bankası. Ya kamu bankasının görevi o bir kamu görevi olarak yerine getiren bir yerel yöneticiye, yerel yönetime halk adına destek vermektir. Yani haciz getirmek, parasına el koymak ya da yatırılan parasını kesmek ya da belediye çalıştırmamak için bir anlamda kuşatmak olmamalı kamu bankasının görevi. Yani özel bankada bunu normalde yapmaz ama kamu bankası hiç yapmamalı. Nedir İstanbul'daki tablo? Şimdi Fatih Bey, güreşçiyi kamu bankasına yönetici olarak atarsanız, liyakatsız insanları oraya getirirseniz sadece partizan anlayışla, sadece saraya yaranacağım, sarayın hoşuna gidecek işler yapacağım, bankacılıktan anlamayan, devlet terbiyesi almamış insanları oraya getirirseniz elbette ki böyle davranışlar içerisine girer. O da künde atar diyorsunuz. O da künde atar burada. Evet, ama tuş yapamaz. Evet, buyurun. O künde atayım derken altta kalır. Şimdi bakın Fatih Bey, şimdi bu kredi 565 milyon liralık kredi, döviz bazında gelen, TL'ye çevrildiğinde bunu eden kredi bir projeye yönelik geliyor. Yani bir projenin finansmanı ile ilgili görüyor. Ne bu proje? Metro projesi. Bugün İstanbul'daki trafikten sadece biz değil, gelen yabancı konuklarımız bile şikayetçiler. İstanbul trafiği yıllardır çözüm bekliyor. Yıllardır hep üzerine yorumlar yapılıyor. Bu sorunun çözümü için de rafta duran ve uygulamaya alınmamış bir projeyi Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey alıyor ve bu projeyi hayata geçirmek için devam ettiriyor. Ve kaynak yok. Zaten kaynaksızlıktan kalmış. Gidiyor bir yabancı finans kuruluşundan bu kaynağı alıyor ve gerekli sözleşmeleri yapıyor. Kaynakta bu proje yapılmak üzere bir kamu bankasına transfer ediliyor. Şimdi kamu bankası ne yapıyor? Olabilir oraya belediyeyle ilgili konulara haciz gelmiş olabilir, şu olabilir ama bu bir projeye yönelik geliyor ve bakın İcra İflas Kanunu'nun madde 82 Taksim 1'de haciz olunamaz malları sayarken devlet malları ile mahsus kanunlarda hacizi caiz olmadığı gösterilen mallar diye ifade ediliyor. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde açık ve net bir şekilde yazıyor. Yani bu bir projeye dayalı görüyor ve bir kamu olarak adlanıyor. Ama bunlar yasa tanımadığı için, kanun tanımadığı için ve hiçbir şekilde keyfi işlemleri yerine getirip saray talimatlı işlemler yaptığı için maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. Sonuçta metro bir kamu malıdır ve buna gelen para da haczedilemez. Bu kanunlarda açık net. Kaldı ki etik gereği o bankada bir liyakat olsa, o bankada bir kamu zihniyeti olsa, o bankayı yönetenlerde vicdan olsa sonuçta bir ulaşım için gelmiş bir para bunu anında mal bulmuş muharip gibi üzerine çöreklenip hemen bu parayı başka bir yere göndermez. Kime gönderiyor? Öncekinin yandaş müteahhitine gönderiyor. Ballı ihaleler alan ve belediyeyi sömüren yandaş firmaya gidiyor. O yandaş firma ne? Belediyenin geçmişte her işini alanlar ve bütün bu yapıları kuranlar ve yüksek fiyatlarla belediyeye iş yapanlar. Ama bunların hepsinin farkındayız. Bunun İstanbul'u da farkında, biz de farkındayız ve yakından da takip ediyoruz. Şurada bir şey sorayım, siz devam edin Sayın Torun. Peki o zaman Türkiye'nin seçime gitmesinin ne anlamı var? Eğer bu seçimde vatandaş gidip başka bir partinin belediye başkanına oy verecekse ve sandıktan o başkan çıkacaksa, siz de bunu iktidar olarak, cumhurbaşkanı olarak çalıştırmayacaksanız, ezecekseniz, hacizle boğacaksanız o zaman seçim de yapmayın. Şimdi Fatih Bey, hani milli irade, milli irade diyorlardı ya, işlerine geldiği zaman milli irade, işlerine gelmediği zaman kendi iradelerini ortaya koyuyorlar. Asıl üzücü olan da ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. O da muhalefetteydi o zaman. O zaman da iktidar partisi kendilerine zaman zaman hizmetlerini sürdürürken belli engellemeler ortaya koyduğunu iddia ediyordu. Bunu yaşamış bir insansın sen. Yani belediye başkanlığı yaparken muhalefette olmanın, muhalefetteki bir belediye başkanının sorunlarını, sıkıntılarını en iyi bilensin. Ama şimdi gücü eline geçirdin. Şimdi vatandaşın iradesini reddederek, o iradeye saygı duymayarak, o iradeyi dışlayarak şimdi kendisine yapılandan daha ağırını, kendisine yapılandan çok çok daha fazlasını şimdi muhalefet belediyelerine yapıyor. Ve bakın bir şeyi daha açıklamak istiyorum. Buyurun, burada tabii yeri gelmişken. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'nın bünyesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu. Bu başkanlık belediyelere kaynak aktarıyor. Cumhurbaşkanlığında tahsis edilmiş bu bütçeyi belediyelere aktarıyor. 2019 faaliyet raporunda bu kuruma tahsis edilen 883.472.920 liralık bütçe ödeneğinden 621.100.000 lirasını belediyelere yardım adı altında harcamış. Faaliyet raporunda bu belli. Faaliyet raporu alındığında görülür. Şimdi bu 621.100.000 liradan acaba muhalefet belediyelerine bir kuruş para verildi mi? Acaba muhalefet belediyelerin bir sorunu çözüldü mü? Verildi mi? Ben size soruyorum. Biz duymadık, soruyoruz. Peki nereye gitti bu para? Yani biz de işte o soruyoruz. Bu ödenekler hangi belediyelere ne kadar kaynak aktarıldı? Kaynak aktarılırken hangi kriterlere esas aldınız, aktardınız? Raporun detayına hangi belediyelere yardım aktarıldığı bilgisi neden yer almıyor? Yani siz şimdi bu 621.100.000 lirayı belediyelere aktardım diye yazmışsınız rapora ama hangi belediyeye ne kadar yardım yaptığınızın kimse bilmiyor. A belediyesi, kalem, B kalem belediyesi, ayrıntısının yazılması tabii, lazım. Yazılması lazım. Sonuçta bir faaliyet raporu yayınlıyorsun. Bu faaliyet raporunda da bu detayları vermek zorundasın. Ama biz bu detaylara ulaşamadık. Çünkü kime verildikleri belli. Kime yaptıkları belli. Peki bunu denetleyecek Sayıştay, Danıştay herhangi bir yetkili organ yok mu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde neyi denetliyorsunuz? Sayıştay raporları meclise gelmiyor Fatih Bey. Neyi denetleyeceksiniz? Neyi soracaksınız? Yani maalesef hani diyoruz ya, denge denetleme sistemi kalktı ortadan diyoruz işte. Yani niye diyoruz? Niye vatandaşımıza bunları anlatıyoruz? Yani şimdi varlık fonu kuruldu. Varlık fonunda ne oluyor biliyor musunuz şu anda? Türkiye'ye paralel bütçe kuruldu. Yani resmi olarak yapamayacakları işleri şimdi varlık fonu üzerinden istedikleri gibi yapıyorlar. İstedikleri gibi harcıyorlar, istedikleri gibi alıyorlar, istedikleri gibi veriyorlar. Maalesef şu anda üzülerek söylüyorum, hiçbir şeyin bir kaydı, bir açıklaması, bir hesabı yok. Yani ne ben bile biliyorum, ne AKP'nin milletvekili bile biliyor, ne de AKP'nin yöneticisi bile biliyor. Sadece o işi yapanlar biliyor. Ne biz soruyoruz zaten cevap alamıyoruz. Veyahut da bizim sorduğumuz sorunun dışında farklı cevaplar veriliyor. Bu iktidar milletvekillerine soruyoruz. Ya siz öğrenin bari diyoruz. Tabii onların da öğrenmesi mümkün değil. Artık ne yaptığını bilmediğimiz, nereye neyi harcadığını bilemediğimiz, bu milletin alın teriyle ödediği vergilerden, içtiği sudan yediği ekmeğe kadar ödediği vergilerden, çocuğun içtiği süte kadar ödediği vergilerden toplanan paraların nereye nasıl harcandığını bilemiyoruz. Bakın bunu bilemediğimiz gibi İBAN numarası verdiler, para topladılar bu pandemi sürecinde, bilmiyoruz. 2 milyar 100 milyon bir para var ortada, onu soracaktım. Çok iyi söylediniz onu. Gerçekten ama bunun, yani siyasi anlamda söylemiyorum, bunun sorgulanması gerekir ya. 2 milyar 100 milyon para toplanmış ama nerede olduğu yok, belli değil. Bütçede mi? Yok. Cumhurbaşkanlığına sorular yok. Fuat Oktay'a yazılı soruyla sormuşlar. Milletvekili, siz milletvekili. Soru belgesiyle sormuş. Para nerede demiş. Demiş ki Aile ve Sosyal Kurumlar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sorun. Erinmedim diyor. Sayın Vekil burada geldi anlattı. Ona da yazdım diyor. Ya bu toplanan 2 milyar 100 milyon nerede diye. Onun da yanıtı şu olmuş. Web sayfamıza gir. Aşağıda bir link göreceksin, onu tıkla. Diyor ki birincisi diyor bir milletvekiline hakarettir bu diyor. Yani bu milletvekiline, bu halkın seçip gönderdiği bir vekile söyleyecek bir söz değil. İkincisi diyor link de yok diyor. Yani tıklanacak linki de bulamadım diyor. Hadi ona da razı olduk ama diyor linki de bulamadık diyor. Ve hala bu soruyu sormaya devam ediyorlar. Bu para nerede? Fatih Bey, insanın aklıyla alay ediyorlar. Bu pandemi dönemi için herkese IBAN numarasını verdiniz. Türkiye el ele dediniz. Hep birlikte dediniz. Bir sürü kampanyalar düzenlediniz. İnsanlar bu süreci hafifletme adına size 10'ar lira veya onun üzerinde paralar gönderdi. Bu paralar nerede? Bu 15 Temmuz şehit ve gaziler için paralar toplandı. 300 küsür milyon lira. Bu paralar nerede? 309 milyon lira toplandı. Faiziyle beraber 400 milyona yaklaştı iddia edildi. Aktardık dediler hazineye. Hatta Murat Emir gitti hatırlıyorsunuz. Evet evet, adresi bulamadı. Sonra vakfı aktardık dediler. Vakıf yok ortada. Daha sonra vakfı kurdular. Bir vakıf kurdular. Bu sefer vakfın hesabında bu para yok. Yani vakıf var ama hesabı yok. Son durumu biliyor musunuz? Vallahi ben bilmiyorum. Vallahi biz de bilmiyoruz yani, takip ediyoruz, bir açıklama bekliyoruz ama bugün gene 15 Temmuz'un 4. yılı olduğu için 15 Temmuz kalkışmasının, darbe girişiminin 4. yılı olduğu için şehit ve gazi ailelerinden de bazıları basına bilgi verdiler. Yani böyle bir paranın ödenmediğini, böyle bir parayı alamadıklarını ifade ettiler. Bakın Beşiktaş şehitlerimiz için de aynı şeyi yaptılar. Yani Kaddafi'nin verdiği parayı, 250 bin doları dahi böyle büyük bir şeyle açıklarken ben bunu şehit ve gazi ailelerine bağışlayacağım dediği halde bu paranın bile akıbeti konusunda bir bilgimiz yok. Maalesef ne toplanan paralardan hadisemiz var, ne toplanan vergilerden haberimiz var, ne harcanan paralardan haberimiz var. Böyle bir saray ne isterse yapıyor, saraydan ne karar alınırsa uygulanıyor ama sonuçta bunun bedelini vatandaş ödüyor. Vatandaş çaresizlik içerisinde. Bakın her gün sunni gündemlerle uğraşıyoruz Fatih Bey. Her gün önümüze bir sunni gündem geliyor. Halbuki vatandaşın mutfağında yangın var. Esnaf çaresizlik içerisinde. İşçi yarının ne olacağını bilmiyor. Memur yarının ne olacağını bilmiyor. Emekli artık çaresizlik içerisinde bunalıma girmiş. Toplumun bütün kesimleri ciddi sorun içerisinde. Bu sene biliyorsunuz birçok afet yaşandı. Çiftçi, üretici ne yapacağını bilmiyor. Çözüm bekliyor ama damat sürekli paket açıklıyor. Damat sürekli şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. Söylüyor ama vatandaşın derdine derman yok. Vatandaşın sorununa çözüm yok. Şimdi 15 Temmuz'un törenleri yapılırken o yaptıklarını bizim bir belediyemiz yapsa, biz yapmış olsa kıyamet koparırlardı. Gördünüz değil mi o harcamaları, o şeyleri? Yazık bu milletin topladığı vergilerle yaptıkları bu işlere, yazıklar olsun. Ama tabii artık onlar da bu işin sonuna geldiğini bildikleri için ne yaparsam kârdır diyor. Ne kadar bu işin zevkini, sefasını sürersem nasıl olsa sarayda rahatım, benim çevremde rahat, hepimizin tuzu kuru, keyfimiz yerinde yani... Keyifle hayatımızı devam ettiriyoruz. Sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Vatandaşın evine ekmek götüremediğiymiş, vatandaş işsiz kalmışmış, öğrenci artık eğitimini sürdüremiyormuş. Bunlar hiçbirinin umurunda değil. Onlar sadece kendi iktidarlarının devam ettirme ve saltanatlarının zevklerini devam ettirmenin peşindeler. Peki neler yapabilirler? Ne bekliyorsunuz bu belediyelerle ilgili? Mesela bundan sonraki adım ne? Diyelim ki İstanbul'u sıkıştırdılar. İstanbul halkını hizmetsiz bıraktılar. Ankara'da biliyorsunuz su borularının değişmesine bile izin vermedi belediye meclisi. Ama belediye başkanım onu büyük bir cesaretle o sorunu çözmek için açtı o sorunu biliyorsunuz. Onlar ne kadar engellerse engellesinler biz mutlaka kendi çözümlerimizi bulacağız ve hiçbir zaman mazeret üretmeden çözüm üreteceğiz ve halkın belediyesini, halk için çalışan belediyeyi de mutlaka ortaya koyacağız. Başkan nereye kadar? Eğer mesela diyelim ki İller Bankası ellerinde, belediyelerle ilgili Bayındırlık Bakanlığı ellerinde, Çevre Bakanlığı ellerinde, yani ve bunu bir tek insan yönlendiriyor. Yukarı tepedeki bir insan diyor ki şunun belediyenin hesabına haciz koy. Şunun diyor makam odasına gidin, eşyalarını toplayın. Şimdi böyle bir mantıkla karşı karşıyasınız. Yani karşıda bir sınırsız, dengesiz, kontrolsüz bir güç var. Ve bu gücün uyguladığı yerel yönetimlere çok ağır bir baskı var. Dozerle girmiş gibi yani şeye, belediyelere. Bundan sonra ne olacak? Hangi adımlar atılacak? Bundan sonra ne olacağını bilemeyiz. Çünkü şeytanın aklına gelmeyen bunların akıllarına geliyor. Ve halk nezdinde itibarları bittikçe, halkta karşılıkları azaldıkça, artık anket sonuçlarını aldıkça tamamen daha da fazla hırçınlaşıyorlar, daha da ciddi bir öfkeye kapılıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bakın biz çözümümüzü bulacağız. Çünkü belediye başkanlarımız vatandaş için çalışıyor. Belediye başkanlarımız bu milletin sorunlarını çözmek için çalışıyor. Onlar ne kadar engel koyarsa koysunlar, biz bu engelleri aşmak durumundayız ve aşıyoruz da. Geçmişte de koydular, bugün de koydular, yarın da koyabilirler. Halka anlatabilme şansımız var mı onu? Mesela, halk bakın her şeyin farkında Fatih yani Bey. Halka gidip bak arkadaş ben belediye başkanımı hazırladım. İyi de başarılı belediye başkanı. Bak şu kadar kâra geçirdi belediyeyi, şu yatırımla yapmaya kalktı ama iktidar bütün gücünü kullanıp benim başkanımı ezmeye çalışıyor. Yetişin imdadıma mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz yani? Bizim belediye başkanlarımız asla hiçbir şikayetin içinde olmuyor. Hiçbir zaman bulundukları durumla ilgili şikayetçi değiller ama biz ve Sayın Genel Başkanım her ortamda bu yaptıkları haksızlıkları, hukuksuzlukları, bu yaptıkları ayrışmayı, bu vatandaşın hakkı olanı ellerinden alınmasını her yerde dile getireceğiz, her yerde ifade edeceğiz. Zalimin zulmü ne kadar çok olursa olsun biz mutlaka o zulmünü yeneceğiz. O zulmü de ortadan kaldıracağız. Biz vatandaşımıza söz verdik. Onların sorunlarını çözmeye, onlara hizmet etmeye, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan da bunları gerçekleştireceğiz. Ama tabii ki yapılanları da ifşa etmek, bu zulmü de gündeme getirmek de bizim görevimiz. Bu görevimizi de yapacağız. Bakın. Buyurun. Şu anda birçok belediyemiz Fatih Bey israfı önleyerek geçmiş yapılan hizmetlerin maliyetini yarı yarıya 3'te 1'e düşürdüler. Birçok hizmeti kendi bünyelerinde oluşturarak o yandaşları, o ballı börekli ihalelerle iş yapanların hepsini tasfiye ettiler. Yavaş yavaş daha fazla tasarrufa, daha fazla israfı engelleyecek projelere ve kendi bünyelerinde hizmetleri üretmeye çalışıyorlar. Ve asla öyle popülizm yaparak, mega projeler diyerek vatandaşın aslında ihtiyacı olmayan, vatandaşın çok da fazla birincil sorununu çözmeyecek projelere de yanaşmıyorlar. Şimdi bakın Allah aşkına gözümüzün önünde duruyor Anka Park. Yani dün Mansur Bey ifade etti. Bizim meclisimizi izleyenler kadar oraya giden olmamış. Yani belediye meclisini izleyen sayısı kadar Anka Park'ı ziyaret eden olmamış bugüne kadar. O teleferik 300 milyon liranın üzerinde bir paralara yapıldı. Oradaki imalatlar milyar liranın üzerinde. Kullanılmayan bir teleferik var değil mi? Çiftliğin evet, içinde. Kullanılmayan. Ya çok enteresan bir belediye başkanı. Siz belediye başkanlığı yaptınız. Ordu'da başarılı bir belediye başkanıydınız. İyi izler bıraktınız ve siyasette öyle yükseldiniz zaten. Yani Yeni Mahalle'ye bir teleferik kurdular. Bakın şimdi o teleferiği Mansur Yavaş kaldırıyor. Yani süs desen süs değil. Lüks desen lüks değil. Anlamlı desen anlamlı değil. Ulaşım desen ulaşım değil. Kimlere ne kadar para aktarıldığını ben sordum. Yaklaşık 800 milyona yakın toplam bu teleferik işine para yatırmışlar ya. Fatih Bey belki biliyorsunuz Ordu'ya biz de teleferik yaptık. Yaklaşık 2400 metre yani 2,5 kilometreye yakın bir teleferik yaptık. Şehirden Boztepe'ye yaklaşık 500 rakımlı bir ama tepeye. Ama siz Boztepe'den de o aşağı inen muhteşem evet, bir manzara var. Ve oraya. Ordu turizmine çok ciddi bir katkı sağladı. Karadeniz bölgesinde gerçekten turizm destinasyonu olarak önemli bir artı değer sağladı. Hala faal çalışıyor. Hem belediyeye kaynak sağlıyor hem de Ordu'ya gelen konuklarımızın veya Ordulu hemşehrilerimizin nefes almak için gittiği Boztepe'de çok farklı bir panorama orada önemli bir hizmet sunuyor. Bunun gibi Türkiye'de de dünyada da birçok teleferik var ama bunun feasible olup olmadığına bakmak lazım. Orada bir değer oluşturup oluşturmamasına bakmak lazım. İşte Keçiören'de de var. Görüyorsunuz yani şehrin içinden binaların arasından gidiyor. Yeni Mahalle'de aynı. Şentepe'ye yukarıya çıkan yani yol desen yol, çok samimi söylüyorum Sayın Başkanım. Ben orada oturdum. Benim evim yanından geçiyordu teleferik. Bir gün aklıma gelmedi de ben buna bineyim diye. Niye biliyor musunuz? Anlamı yok. Ve bu işe bakın sarayın etrafında bir sürü direkler dikilmiş. Gördünüz mü o direkleri? Görmedim. Teleferik direkleri. Ama kullanılmıyor. Sordum, dedim ki bu direkleri siz niye diktiniz bu çiftliğin içine? Boydan boya çiftliği geçecek bir teleferik hattı kurmuşlar. Ha, ben sarayın içine deyince yok. Şeyi zannettim. Saray yapılmadan önce bu direkleri dikmişler. Daha sonra saray yapılma ihtimali belirince hemen durdurmuş Melih Gökçek. 200 milyon liraya yakın para harcamışlar o direklere. Direkler orada duruyor. Hiçbir işe yaramıyor. Evet. Maalesef kim verecek bunun hesabını şimdi Fatih Bey? Biz geçmiş dönemle ilgili hani devri sabık yaratmıyoruz ama yapılan israfın, haksız harcanan paraların, yandaşa peşkeş çekilen paraların hesabını sormayacak mıyız? Hani diyoruz ya tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız diye. Başka türlü nasıl koruyacağız? Siz yani yaptığınız yatırım sadece sizin zevkiniz için, sadece şahsi iradeniz için yapılmışsa ve bu Ankara halkına bir faydası yoksa, Ankaralı'ya bir hizmet sunmuyorsa bunun hesabı sorulmayacak mı? Bunun niye yapıldığının bedeli sorulmayacak mı? Şimdi Ankara her çok ciddi yağmur yağdığında görüyoruz işte bazı noktalarda ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani kendisi geçmişte hani altyapıya parayı harcayacak kadar falan enayimim falan diyordu ama işte görüyorsunuz işte bu paralar eğer böyle gereksiz yerlere harcanmasaydı, bu paralar gerçekten yandaşa peşkeş çekilmeseydi, bununla Ankara'nın altyapısı yapılsaydı biz bu sorunları yaşar mıydık? 25 yıl iktidarda kaldılar. 25 yıl Ankara'yı yönettiler. 25 yıl Ankara'da görev yaptılar. Bu mudur yani gelinen nokta? İnsanların gözünü boyayacaksın, insanlara böyle görünürde bir şey yapıyormuş gibi göstereceksin ama her olumsuzluk yaşandığında Ankara sorun yaşayacak. Yani bu aslında sorarsanız Ankaralı'ya ve bu ülkeye de ihanettir. Haksızlıktır, haklısınız. O konuda ben de size katılıyorum. Bir de başkan mutlaka buna da bir söyleyeyim. Bir de doğruları söyleyen insanların başına gelenler de var. Mesela bu konuda gerçekten grup toplantılarını şimdiye kadar hiç kaçırmadım. Sayın Kılıçdaroğlu var. Bir karar daha diyor. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 359 bin lira tazminat daha. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakikaten dilinin kemiği yok ama doğrular adına yok. Yani konuşuyor ve çok çıktığı zaman büyük keyifle izliyorsunuz. Çünkü bir hesap uzmanı olarak belgesiz konuşmuyor, bilgisiz konuşmuyor. Konuştuğu şeylerin hepsinin altında bir temel var. Üzerine çıkıyor binayı ve size anlatıyor onu, ikna ediyor. Ama bu 1 milyon lira ödemişti. Bu sefer 359 bin lira bir ceza daha vardı, bu ikinci ceza herhalde. Bu parayı nasıl ödeyecek Sayın Genel Başkan, hiç sordunuz mu ya? Ne yaparsa da yapsınlar o cezalar ödenir. Biz gerekirse her şeyimizi bölüştürürüz, o cezalar ödenir. Bir ara milletvekilleri para toplayıp Sayın Genel Başkan'a destek veriyorlar. O ödenir, o cezalar ödenir. Helal parayla o paralar ödenir, hiç mesele değil. Ama bu haksızlığın da bir gün hesabı sorulur. Yargı karşısında bir gün bunu yapanlar bunun hesabını verirler. Biz bunu geçmişte çok gördük ama bunu yaparak da hiç kimse zannetmesin ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu sustururuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu artık bunları ifade etmekten geri bırakırız, korkuturuz diye düşünmesinler. Sayın Genel Başkan, Türkiye'nin doğrularını, içinde bulunduğumuz gerçekleri bir her zaman açıklayacaktır. Cesaretle açıklayacaktır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Genel Başkan'ın en önemli özelliği bilgisiz ve belgesiz asla konuşmaz. Bize de tavsiyesi odur. Bilgiyle konuşun, belgeyle konuşun diye de sürekli bize telkinde bulunur. Kendisinin her attığı adımı mutlaka sorgular, araştırır, büyük bir titizlikle değerlendirerek konuşur. Ama Türkiye'de yargı olmadığı için, Türkiye'de adalet olmadığı için, hepsi sarayın maalesef tetikçisi olduğu için, sarayın emir kulu olduğu için maalesef bunlar talimatla verilmiş kararlardır. Bunlar hukuki kararlar falan değildir. Sadece saray talimatlı kararlardır. Bakın zamanına, sürecine, dönemine bunun nasıl olduğunu da bulursunuz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar ceza versinler, her türlü dayatmayı ortaya koysunlar. Asla ve asla Sayın Genel Başkanımızı ve bizi de bildiğimiz doğruları söylemekten geri kalmayız. Şimdi Manavası davasında savcılık belgelerin doğruluğunu onayladı. Banka dekontlarının doğruluğunu onayladı. Türkiye'ye gelen para konusunda doğruluğu onayladı. Aile yakınlarının kimliği konusunda doğruluğu onayladı. Savcılık bütün bu belgelere tamam dedi, doğrudur dedi. Hatta bu konuda bir tek orada neyi yakaladılarsa ben hala anlamış değilim. Bu cezayı neye kestiler? Yani dosya vardı hazır. Bende de var o dosya. Siz tek tek parti meclis üyelerine dağıttınız o dosyayı. İçinde dekontların kopyaları var. Ve Man Adası'ndan Sayın Erdoğan'ın yakınlarından gönderilen paranın tek tek giriş çıkış ve kayıtları var. Ve o ailenin hepsi, yani hesabına para gönderen ailenin hepsi aynı anda dava açmış. Nereden tuturdular? Bakın aslında bu davayı da bozdu biliyorsunuz. Bozuldu bu dava ama artık belge de geçerli değil onlar için. Yani bir yargı kararı neye göre alınır? Taraflar dinlenilir, belgelere bakılır işte ve onun hukuka uygunluğuna bakılır. Yargının hangi içtihatı varsa ona göre karar verilir. Ama artık bu kararlar belgeye göre, hukuki normlara göre veyahut da hukukun emrettiği amir hükümlere göre falan değil. Tamamen saray talimatına göre veriliyor. Yani miktarı da onlar belirliyor. Verilecek olan cezayı da onlar belirliyor. Süreci de onlar belirliyor. Burada inanın bana bunu bakın bugünleri not düşelim. Bunlar yargı tarihinin kara lekeleridir. Yarın yargı karşısında bu suçlayanlar da hesap verecektir. Bu kararları verenler de hesap verecektir yargı karşısında. Haksız, hukuksuz bir şekilde nasıl FETÖ döneminde, FETÖ'nün hakimlerinin olduğu dönemde işte Balyoz'da, Ergenekon'da birçok davalar görüldü ve o kararların nasıl bir iradeyle alındığı ortaya çıktı ve netleşti. Bugün de bu kararları alanlar, belli bir talimatla bu kararları alanlar yarın da yargı karşısında bunun hesabını mutlaka verecektir. Tabii hesabını vermek mutlaka önümüzdeki dönem için planlama içinde olabilir ama Sayın Kılıçdaroğlu'nu da susturamazlar dediniz ama şimdiye kadar 3 milyonu buldu herhalde değil mi? Ne kadar oldu tazminat davası? Valla rakamsal olarak ben de bilmiyorum toplam olarak ama tahmini olarak söylüyorum bir hayli çünkü, oldu. Ama bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanımayanlar ben 93 yılından beri tanırım bir gazeteci olarak. Bir mal varlığı da yoktur. Yok. Yani bunları duyduğum biliyorsunuz zaman biliyorsunuz onunla ilgili üzülüyorum. Gayrimenkulünü sattı. Bildiğiniz o gibi. Yazlığını sattı İzmir evet, tarafında. Gayrimenkulünü sattı ve onunla ödedi. Ne olursa olsun Sayın Genel Başkanım doğruları söylemekten istedikleri kadar para, istedikleri kadar ceza, istedikleri baskıyı nedenle uygularlarsa uygulasınlar. Yani suikast yapılmasına dahi izin verseler, canıyla dahi tehdit etseler, ne ederlerse etsinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu asla doğruları söylemekten, asla Türkiye'nin menfaatine konuşmaktan ve her yerde de Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını savunmaktan geri kalmayacaktır. Bu böyle biline. Evet. Peki gelelim güncel bir konuya ve bununla da bitirelim. Anayasa Mahkemesi. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne evet, gidildi. Bu çoklu baro ile ilgili resmi gazetede yayınladıktan sonra bugün Sayın Engin Altay gitti ve başvurusunu yaptı. Şimdi ortada şöyle bir sorun var. Anayasa Mahkemesi bunu alır. Esastan inceleme kararına varırsa varır ve bunu görüşmeye başlar. Belki bu yasayı iptal eder. Ama bu süreç içinde diyelim ki 6 ay sürdü. Bakın bugün bir haber var. AKP'ye yakın grup kamu İzmir'de avukatlarını kıskaca aldı diyor. Yani baroların bölünme işlemine başlanıldı. Türkiye'de artık baroların saygınlığı ve inanırlığı ve güvenilirliği konusu ikinci planda. Çünkü AKP grubu hazırlanmış, MHP'ye yakın bir grup yine hazırlanmış, HDP'ye yakın bir grup da hazırlanmış ama baroların biz sizin grubun bir ismini göremedim ben baktım. Hani halk grubu mu olur, ak grup, mak grup böyle iyi baro diye de mesela böyle bir hazırlık var. Peki ne olacak bu iş ya? Gerçekten yani bu iş insanın aklını karıştırıyor. Yani Türkiye'de hukukun bu kadar biçimsel anlamda taraflaştığı bir dönem olmamıştı. Ama avukatları da bu kadar bölüp parçalamak kimin işine gelecek? Şimdi bu bir FETÖ projesidir diye ifade ettik Fatih Bey defalarca. Bu geçmişte de FETÖ'cülerin etkin olduğu dönemde de gündeme gelmişti. Bu bir FETÖ projesidir. Açık net. FETÖ nasıl 15 Temmuz'da rejimi kastettiyse, bir darbe yapma kalkışmasında bulunduysa şu ana o darbeyi yargıda, baroda yapıyorlar. Barolarda yapıyorlar. Baroları parçalıyorlar. Baroları bölüyorlar. Barolara darbe yapıyorlar. Bunun başka bir izah edilecek yanı yok. Bunu masum göstermeye çalışarak efendim hani Bülent Turan'ın söylediği gibi işte efendim PKK'lı da kurabilir, FETÖ de kurabilir, sonradan işte efendim lafımın devamını getirmeli diyor ama bir adamın fikri neyse zikri de odur. Ama bu tamamen baroları parçalama, Türkiye'de yargıyı siyasallaştırma ve egemenlerin eline verme projesidir. Başka bir şey değildir. Şimdi siz demin dediniz işte AK baro kurulur, işte şu baro bulunur, bu baro kurulur. Şimdi ne olacak? İktidarda kim var? İşte falanca var. Onun içinde belli siyasi yapılar var. İşte tarikatlar var. İşte menzilciler var. Kırkıncılar var falan var filan var. Ne olacak? Oradaki bir dava düştü diyelim. Vatandaş davasını gördürmek için ne yapacak? Hangi hakim bakıyor? Şu gruba mensup hakim bakıyor diyelim. Ne yapacak? O grubun yansıması olan baroya gidecek sorunun çözülmesi. Mahkemeye bile gitmeyecek belki. Bakın yargının geldiği bir noktaya bakın. Zaten yargı güven endekslerinde artık sonuncu sıralara düşmüş. Bu ülkede artık adaletin olmadığı, artık hukukun olmadığı herkesçe bilinir noktaya gelmiş. Siz bu yetmiyor, adaleti itibarsızlaştırdınız, yargıyı itibarsızlaştırdınız yetmiyor gibi. Şimdi bir de barolar eliyle bir operasyon yaparak, bir FETÖ projesini uygulamaya koyarak bu ülkeyi ayrıştırıyorsunuz. Bu ülkenin temeline dinamit koyuyorsunuz. Bu ülkeyi artık ciddi bir kaosa doğru sürüklüyorsunuz. Bunun olsa olsa ismi vatan hainliğidir, başka bir şey değildir. Başka türlü de açıklanamaz. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz ve yaşayacağız ki bu yapılan uygulamanın ne kadar bu ülkede tahribata yol açtığını, bizi karşı karşıya bıraktığını, bitmiş olan yargıya son çivinin çakıldığını, tabutuna son çivinin çakıldığını ve yargının artık son katlinin gerçekleştiği görülmüş olacak. Ama umarım Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri, çok geç hakimleri çok geç kalmadan bu hatayı, bu yanlışı düzeltir. Türkiye'de bu ayrışmanın önüne geçer. Türkiye'de bu bölünmenin önüne geçer. Akıl hakim olur, vicdanlar hakim olur da bu yanlıştan dönülür. Çünkü sıkıntı şöyle, AKP'ye yakın bir grup mesela yeterli imzaya ulaşamamış. Yani bu çok normal. Çünkü baroların bu kadar kişiselleştirilmesi, inanca ya da etnik yapıya ya da ideolojiye göre biçimlendirilmesi bir süre sonra sizin de dediğiniz gibi birbirini besleyen güçlere döner. Mesela yargı dediniz, Hak Yolu Vakfı diye yargıda bir güç var. Bir tarikatın uzantısı. Önemli ölçüde HSK'da olsun, Anayasa Mahkemesi onlar çok güçlü. Şimdi tabii ki bunun bir yansıması avukat grubu oluşursa, aynı FETÖ borsasında olduğu gibi gidecek o FETÖ mensubu nasıl gitti bu borsaya mensup avukatlara gidip onlar da hakimleri ayarlayıp bunu Şamil Tayar söyledi ben söylemedim. Ve bir borsa kurup içerideki zengin FETÖ'cüleri dışarı çıkardılarsa yarın öbür gün böyle bir yargı kararı söz konusu olduğu zaman AKP'ye ve o tarikata yakın bir avukat bulacak ve vatandaş işini böyle çözmeye çalışacak. Fatih Bey bakın o dediğiniz yapı, birlikte kurdukları o ilişki olduğunda vatandaş sorununun çözümü için mahkemeye bile gitmeyecek. Bulacak avukatını, verecek parasını, hiç mahkemeye bile gitmeden kararı çıkarttıracak oradan. Biz bu geçmişte bakın bunların farklı şekilde yansımaları oldu, farklı şekilde uygulamaları oldu. Biz bunları yaşadık, gördük. Gördük bunları, yaşadık. Türkiye'ye aynı paranoyayı, aynı korkuyu, aynı hainliği tekrar niye yaşatıyorsunuz? FETÖ taktiği gibi değil mi bunlar? Çok benziyor üslup birbirlerine ama. Taktik falan değil, düpedüz FETÖ projesi. Taktik falan değil, düpedüz FETÖ uygulaması ve derslerine iyi çalışmışlar, iyi öğrenmişler. Yani ara sıra acemilikler yapıyorlar ama burada ustaca yaptılar. Bazen FETÖ'den öğrendiklerini tatbik etmeye çalışıyorlar. Ellerine ayaklarına bulaşıyorlar. Aslı gibi yapamıyorlar. Ama burada aynı FETÖ uygulamasının aslı gibi yaptılar ve bunu da gerçekleştirdiler. Peki bir şey soracağım. Hiç aklınıza şöyle bir şey gelmiyor mu ya? Hani aynı menzile yürüyoruz demişti Sayın Erdoğan. Gene acaba yürüyor. FETÖ'den el alıp bunlar, bu menzil ne o zaman? Yani nasıl bir menzil bunlar? Şimdi insan biraz ders alır değil mi? Tabii, geçmiş hatalarından. Evet. Hepimiz hayatımızda hatalar yaparız, yanlışlar yaparız ama yaptığımız hatayı, yanlışı görünce deriz ki ya burada hata yaptık, ben bunu tekrar etmeyeyim. Yani tekrar edersen onun adına başka bir şey diyorlar. Yani başka bir ifade kullanıyorlar. Onu burada söylemeyeyim. Ama siz aynı hatayı tekrar yapıyorsunuz. Bu geçmişte FETÖ'ydü. Bugün öyle olur. Başka bir isimle karşımıza çıkar. Bunların bu ülkeye faydası yok. Bakın bu ülkeyi yıkım projeleridir. Yani siz Türkiye'ye niye bu kadar eziyet ediyorsunuz? Türkiye'ye bu çektiklerinizin anlamı ne? Yani zamanında dediniz ki Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım. Acaba eş başkanlığınızın, görevinizin arasında bu ülkeyi yıkım projesi de mi var? Acaba bu ülkeyi birbirine düşürme projesi de mi var? Acaba bu ülkeyi birbirine düşman etme, tarikatlara teslim etme projesi de mi var? Yani niye yapıyorsunuz bu ülkeye bunu? Yani bu ülkenin insanları dini, dili, ırkı ne olursa olsun, yaşam biçimi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun birlikte yaşamak istiyor. Ders almadınız mı? 31 Mart'ta bu millet size bir ders verdi. Dedi ki biz bu ülkede tasada ve kaygıda, sevinçte bir arada olmak istiyoruz dedi. Biz birlikte yaşamak istiyoruz dedi. Ayrışmak istemiyoruz dedi. Biz huzur istiyoruz dedi. Biz israfa karşıyız dedi. Açık net size o kartını gösterdi. Hala bunlardan ders almadınız mı? Hala aklınız başınıza gelmedi mi? Bu ısrar niye? Bu kin niye? Bu öfke niye? Ama yazık. Bu millete yazık. Bu ülkeye yazık yani. Sayın Seyit Torun, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bütün ayrıntıları konuştuk. Sağ olun. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Seyit Torun geldi ve her şeyi açıkça anlattı. Birazdan İrfan Dermeci ile ana haber var. Oradan da ayrıntıları kaçırmayın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.